Eskişehir vloguna hoş geldiniz. Biz Eskişehir ile alakalı iki farklı video yayınlayacağız. Bunlardan bir tanesi İzmir'den Eskişehir'e giderken ve İzmir'e geri dönerken yolda neler yapılır, nereler görülür, neler yenilir bununla alakalı. Onu geçen hafta zaten yayınlamıştık. Bu videoda da Eskişehir'de neler yaptık, neler yedik, nereleri gördük onu izleyeceksiniz. Şimdiden iki videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eskişehir'e geldik. Kaldığımız ev biraz fiyasko açıkçası. Yani çok beklediğimiz kadar temiz değil ama bu akşam bir şekilde kalacağız orada. Yarın başka bir yer bakacağız muhtemelen. Şu anda da Porsuk Çayı'nın kenarında oturduk. 19 Mayıs kutlamaları var. Onları izliyoruz. Kahve içiyoruz bir yandan. Uzun zamandır bir milli bayramın kutlanılışına denk gelmemiştik. Evet. Hatta şaşırdık yani. Ben şöyle falan düşündüm. Acaba Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümüne falan mı denk geldik diye düşünürken dedim ki bugün 19. Allah'tan gidip birine sormadık neyi kutluyorsunuz diye. Bir can feda. Eskişehir sabahından selamlar. Bugün günaydın. Eskişehir'de ilk günümüz, ilk sabahımız. Şimdi yola çıktık, Ulus Anıtı'na doğru gidiyoruz. Doktorlar Caddesi'nde. Doktorlar Caddesi'ndeyiz, evet. Çok güzel bir sabah bugün. Dünkünden daha sıcak bir hava var. Bakalım bugün havanın daha güzel olacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Ulus Anıtı'nda görüşürüz. Bu caddedeki binalarda bol bol doktor kabilesi var. Muhtemelen ismi ondan doktorlar. Çok komik. Avukat gördüm bir tane. Evet, avukat da var burada. Bu kanatlı alışveriş merkezi Eskişehir'in en eski alışveriş merkezi gibi. Burçak'ın arkasında görmüş olduğunuz anıt Ulus Anıtı. En üstte Atatürk var. Altında belli dönemleri simgeleyen heykeller ve Türk büyükleri bulunuyor. Evet, Eskişehir'de bulunan Ulus Anıtı'nı görmeye geldik. Gerçekten görülmeye değer bir eser. Eren bu tarz eserlere gerçekten bayılıyor ve çok seviyor. Hayır, ben böyle çok böyle güzel heykel güzel heykel görmeyi seviyorum. Bu da yeni yapılmış. Yılmaz Büyükerşen yaptırmış. Bence çok vizyoner bir belediye başkanı. Zaten hani Türkiye'de de çokça adından söz ettiriyor ve Eskişehir'in bugünkü halinde bulunmasında çok büyük emeği var. Hani onun yaptırdığı bir şeyi görmek istedim o yüzden. Ki bence Türkiye'deki birçok heykel anıtına göre çok da güzel yani. Şaban gibi bakarken camdan kocacığım bana dayanamadı ve tartalet aldı. Bu cadde de 2 Eylül Caddesi. 2 Eylül ne? Eskişehir'in kurtuluşu. Doktorlar Caddesi'nin devamı gibi aslında. Nehri geçiyorsunuz, yol kıvrılıyor. Onun devamı 2 Eylül Caddesi. Yolun sonunda Reşadiye Camii var. Dümdüz camiden de ileri devam edince Odun Pazarı'na kadar gidebiliyorsunuz. Biz de şimdi Martı arıyoruz. Martı bulabilirsek Odun Pazarı'na Martı ile gitmeyi düşünüyoruz. Bu da yeni kullanan, yeni sürmeyi öğrenen bir Martı şoförü. Kolay mıymış sürmek? İlk defa kullanıyoruz. Şok! Düşüyorum. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuk yaptık. 30'ar lira tuttu. Yani gereğinden çok pahalı. Ama denemiş olduk. İlk defa denedik. Evet, benim merakım vardı biraz. Yeterince giderdim bence. Evet, 30 liraya giderdim. 1,5 kilometre falan kullandık. Şehir içinde hakikaten bir de zor olabiliyor. Çünkü kaldırımlarda insanlarla, yolu geçerken arabalarla sürekli karşılaşıyorsunuz. Şimdi Odun Pazarı'na geldik. Burada iki tane müze gezeceğiz. Balmumu Heykeli Müzesi ve Odun Pazarı Modern Müze. Sonrasında bir Kurşunlu Camii'ne ve Külliyesi'ne gideceğiz. Sonra da yetişebilirsek gondol keyfi ya da bot keyfi. Vallahi benim en sevdiğim aktivite. Ağaçlar altında çay içmek. Aynen. Bayılıyoruz bu etkinliğe. Çam ağacı, çınar ağacı, altında ahşap masa. Aynen. Belediyenin kafeteryası. Çay 2 lira. Tadı efsane. Bayat değil.
Odun Pazarı'nın tam ortası burası. Odun Pazarı Eskişehir'in en eski yerleşim yerlerinden biriymiş. Hatta Wikipedia bilgisi. Zamanında buraya ilk gelen insanlar koyun ciğeri asmışlar. Buraya ve Sporsuk Çayı'nın kenarına. Buraya aslan daha geç çürüdüğü için buraya yerleşmeye karar vermişler. Şehirde ne yenir? Çiğ börek yenir. Çiğ börek. Evet. Çiğ böreği buraya Kırım Tatarları, Kırım Türkleri getirmiş. Çiğ börekleri beğendik. Evet, çok güzeldi. Ben ilk defa çiğ börek yedim. Gerçek çiğ börek yedim. Böyle çok hoşuma gitti. İnce olması, içindeki kıyması vesaire falan ben çok beğendim. Şimdi hemen Bambu Müzesi'ne gideceğiz. Kısaca da bir orayı gezeceğiz. Sonrasında ne yapacağımıza daha sonra karar vereceğiz. Ama Bambu Müzesi'ne giderken Kurşunlu Camii ve külliyesini yandan göstermiş olalım. Evet. Bayağı güzel bir şey. İçine girmiyoruz. 1500'lü yıllarda Osmanlı zamanında yapılmış olan bir cami ve külliye burası. Odun Pazarı'nın İçinde. Tam olarak içinde evlerle birlikte sizi adeta eski zamanlara götürüyor. Evet. Bakın mesela. Burada bir sürü şey var. Müze ve galeri var. Aynen. Çok güzel o yüzden. Gezecek çok fazla yer var. Öğrenilecek bayağı şey var. Şimdi bakalım Bambu Müzesi neredeyse oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yoruldun mu bugün? Hayır. Hala yürürüm, hala gezerim. Aslında çok fazla aktivite yaptık bugün. Evet. Şimdi Porsuk'un kenarında yürüyoruz. Burada oturuyor da insanlar. Gerçekten keyifli. Evet, güzel gözüküyor. Yeni biçilmiş çimler. Kokuyor. Güzel güzel. Olabilir. Bugün kalan aktivitemiz gondola binmek. Daha doğrusu gondolu sorduk. 75 liraymış. Yani bir gondolu kaldırmak. 4 kişi de binebiliyormuşsunuz. 2 kişi de. Toplamda 75 lira. Botun fiyatı ise kişi başı 15 lira. Gondol 10 dakika sürüyormuş. Bot 15 dakika sürüyormuş. Bot daha hızlı gidiyor. Ve daha uzun sürdüğü için daha fazla yere gidiyor. O yüzden biz botu seçiyoruz. Tamamen yani paradan bağımsız olarak. Evet. Bot daha güzel geldi gözümüze. Evet. Saat 5'te var. O tura katılacağız bugün. Artık ondan sonra tek bir yapacak şeyimiz kalıyor. O da devrim arabası sergileniyormuş. Burada nehir kenarında bir yerde olması lazım hatta. O arabayı bir de görmeye gideceğiz. Ondan sonra yarın Sazova Parkı. Sonrasında da İzmir dönüş yolu. Şuradaki balıklar gözüküyor mu bilmiyorum ama vallahi bunun yarısı kadar varlar.
çok tatlı bir tekne turundan sonra şimdi yine Eskişehir'de meşhur olan ve Kırım Türkleri tarafından meşhurlaştırılmış Balaban köftesini yemeye gidiyoruz. Güzel puanlı bir yer bulduk. Muhtemelen sokak arası bir yer. Bakalım iyi puanlıyız. Pideli köfteymiş bu aslında. Buna Balaban köfte deniyor bu Eskişehir'de. Göreceğiz nasıl bir şeymiş. Ne menen bir şeymiş. Bir köfte eksik. Bir tane daha gelecek. Yarım porsiyon. 1,5 porsiyon. Çok güzel kokuyor bana. Evet, gerçekten çok güzel kokuyor. Ekmeğinden başlayarak yiyorum. Ekmeği. Ekmeği tuzu çok lezzetli. Gerçekten bayağı lezzetli. Kokusu çok güzel zaten şu an. O zaman ben de geçiş yapıyorum hemen. Köfteyi Esbalaban Yunus Usta diye bir dükkanda yedik. Şimdi de yemek sonrası yürüyüş. Yemek gerçekten çok, çok lezzetliydi. Güzeldi. Aşırı güzeldi. Aynen ama pahalı yani. Bu son birkaç günde yediğimiz en pahalı yemeklerden biri. Porsiyonu 80 lira. Ben 1,5 yedim, 200 lira para ödedik iki kişi. Evet. Ama çok lezzetli. Evet. Oraya gelin. Evet. Oranın hemen biraz yukarısında, nehir kenarında Aydın Arat Parkı diye bir parktayız şu an. Kent Park plajına gidiyoruz. Hani deniz getirdi Yılmaz Büyükerşen bu şehire diye söylenilen plaja gidiyoruz. Evet. Burası da çok güzel bir parkmış. Yani şey... Evet. Şurada otur. Zaten aileler oturuyor. Şurada evet. Çocuklar top oynuyor. Aa, bak şurası ada. Ha, burası aşk adası. Burçak'a getirelim. Gerçekten. Şurada fotoğraf çekelim o zamanlar. Tamam. Güzel bir şehir Eskişehir. Gerçekten bence Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi yani. Beğendin mi denize? Çok beğendim. Girer misin? Keşke burada su olsaymış. Su olsaydı atlardım şu an. Vallahi güzel. Yani güzel bence de yani hani sonuçta başka bir alternatifin yoksa buraya gelmek güzel yani, olur. Deniz kumuymuş bu. Burası da havuz girişte böyle taşlık. Gerçekten helal olsun. Park zaten mükemmel. Burası Kent Park diye geçiyor. Burası sadece denize girme noktası. Şurada da olimpik havuz var. Mükemmel ya. Gerçekten tebrikler yani. Burçak'a fal baktık biraz önce. Burçak'ın falında neler çıkmadı neler. Şurada bir tane Paris, Fransa yolculuğu çıktı. Ondan sonra şurada kuzey ışıkları çıktı. Kuzey ışıklarına gidecekmiş, Paris'e gidecek. Şurada Amerika kıtası çıktı. Üst tarafta da bir balina çıktı. Bu da Amerika kıtasında bir kruza şey yapıyor, işaret ediyor. Yani bir kahve içti, Paris'e gidiyor. Kuzey ışıklarını görecek. Bir de Amerika kıtasında kruz yapacak. Vallahi bir kahveyle gelen şeylere bakar mısın? Merhaba, ikinci günden selamlar. Dün Eskişehir'i talan ettik resmen, hem de yürüyerek. Kaç bin adım? 29 bin adım. 29 bin adım attık, aşırı yorulduk. Gerçekten geberiyorduk artık otele geldiğimizde. Ama bugün çok güzel uyandık ve aynı şeye, aynı performansı sergilemeye bugün de hazırız diye düşünüyorum. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Ama bugün çok öyle yoğun bir plan yok ya. Evet. Bugün sadece Devrim Arabaları Müzesi'ne gidip sonra Uğur Mumcu'nun arabasını görüp evet. Oradan sonra Sazova Parkı'na gideceğiz. Oradan İzmir'e geri döneceğiz. İzmir'e geri dönüşü ancak Afyon evet. üzerinde Frig Vadisi'ne uğrayacağız. Evet. Bakalım orası ne kadar yoracak. Aynen. Ben çok merak ediyorum Frig Vadisi'ni. O yüzden bu kadar yakına gelmişken de en azından birkaç yer görmek isterim diye düşündüm. Dönerken uğramayı düşünüyoruz. Bakalım planladığımız gibi giderse her şey güzel olacak bugün de. Şimdi Devrim Arabaları Müzesi'ne geldik. Biz de tam olarak şu anda girdiğimiz için içinde ne olduğunu bilmiyoruz ama ücretsizdi giriş. Sanırım bir tane araba var sadece yapılmış olan. Bir de böyle trenler var. Neymiş? Buharlı lokomotif. Bir örneği. Trenciğim çıkıyor içinden. Burada
karayollarına ait bilgiler var. Demiryollarına ait bilgiler var. Demiryollarımızın babası Behiç Erkin. Ne gibi bilgiler? Trenin içine bakalım. Bak devrim arabası da burada. Gerçekten bak o dönem bu kadar güzel bir arabayı ilerletememiz çok şey değil mi? Üzücü yani. Bence de. Bence çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Güzel bence de. Şu yazısı yeter ya. Şurada kenarındaki. ...1961 yılında bir araba üretmişiz. Araba da ne kadar güzel bir araba. Bu dönem için bile. Ve bahsedildiği, içine benzin koymayı unuttuğumuz için bu arabaları üretmeye devam edemedik. Gerçekten çok üzücü. Sene 2022. Bugün tekrar Türkiye ilk yerli otomobilini, ilk demeyelim devrimden sonra, ikinci yerli otomobilini üretmeye çalışıyor. Üzücü. Uğur Mumcu Parkı'na geldik şu anda. Yanımızda da Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı arabanın kalıntıları var. Böyle bir anıtım yapmışlar buraya. 1993 yılında arabaya yerleştirilen patlayıcılarla öldürülüyor Uğur Mumcu. Bugün hala kim öldürdü, neden öldürdü bulunamıyor. Tabii birçok tahmin, iddia var hakkında. Araba gerçekten çok kötü bir durumda. Bak bu taraf çok daha kötü Burçak. Şimdi sırada Sazova Parkı. Parklar ve Bahçeler Şehri Eskişehir'de. Şimdi de Sazova'ya geldik. Ve bugün pazar olduğu için muhtemelen Sazova'nın daha girişi bile... Aa cumartesi doğru. Cumartesi olduğu için girişi bile çok kalabalık. Dondurma yiyen bir adet Eren. Şurayı merak ediyoruz. O kadar kalabalık ve o kadar uzun bir sıra var ki çok yüksek ihtimalle içeri girmeyeceğiz. Beğendin mi uçağı? Evet çok. Alanıma girmediği için şeyim yok, bir fikrim yok zaten. Bakın. Bu da muhtemelen eğitim uçağı falan yani. Yok bana öyle Şimdi Sazova Parkı'nı da bitirdik. Artık İzmir'e dönüş yoluna geçtik. Evet.
Eskişehir çok güzel bir şehir. Yani bizce Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, hatta en güzeli diyebiliriz. Kesinlikle. Parklar ve bahçeler şehri. Çok güzel, çok düzenli. Ya her taraf su, her taraf yeşil, her taraf ağaç. Çok güzel. Ben çok beğendim. Aynen. Yani bir İzmir, İstanbul tabii ki güzel. İşte bir denizin kenarında bulunmak, denize gidebilmek ya da böyle doğal güzelliklerinden ötürü tabii ki güzel, ama buranın belediyeciliği gerçekten mükemmel. Evet. Yani tüm Türkiye'deki belediye başkanlarının gelip ders alması gereken bir yer burası. Oryantasyon yapsınlar burada gerçekten yani. Şimdi yol üzerinde Frig Vadisi'ne uğrayacağız. Oradan sonra da bir yemek yer ve eve döneriz artık. Frig Vadisi'nde görüşürüz. Görüşürüz.